Mesela özellikle bu son açıklamaların hani dem seçmeni üzerindeki evet. etkisini değerlendirirken e, demin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Meral Danış Beştaş'ın e, son verdiği röportajdan bir bölüm var. E, oradan bazı cümleleri de bir ekrana getirelim e, ve e, ona dair değerlendirmenizi de alayım e, Yaşar Aydın. E, bir kere İmamoğlu'na bir oy kaymasını... ...görmediklerini e, söylüyor. E, o röportajdan birkaç başlığı ben hızlı ekrandan göstereyim e, öncelikle... ...ve onu alabilir miyim arkadaşlar, grafiği alabilir miyim? E, çünkü tam olarak cümlelerini okumam e, lazım. Evet, varlığımızı, seçmenimizi görmek istiyoruz. Bizim için kazanmak, oyumuzu arttırmak demek. Dem Parti'den İmamoğlu'na oy kayması görmüyoruz. Sürekli başka masalara, partilere oy veremeyiz... Bizim tek vasfımız kazandıran ya da kaybettiren parti olmak mı? Biz iktidara muhalefetiz, muhalefete değil. Özellikle bu İmamoğlu'na oy kayması görmüyoruz açıklaması önemli. Yaşar Aydın'a tekrar bu noktada e, döneyim. Şimdi hani şu ana kadar açıklanan e, anketlere baktığımızda veya genel olarak siyasi yorumlara baktığımızda Dem seçmeninin önemli bir bölümünün hala Ekrem İmamoğlu'na e, destek verdiği şeklinde bir tabloyla karşılaşıyorduk. Şimdi Sayın Beştaş da diyor ki bir oy kayması görmüyoruz diyor. Tabii bir aday olarak tersini mi söyleyemez? Yaşar Aydın, ne diyorsunuz? Oradaki gözleminiz nedir? Ya ikisi de e, bence biraz var. E, özellikle şunu söylemek lazım, kürt seçmeni ya da Dem seçmeni, 10 yıl önceki İstanbul seçmeni değil, kentin daha merkezlerine girmiş, aslında kentli o, kentin bütün sorunlarıyla e, birlikte yaşayan o ghettolardan e, kent merkezlerine gelen bir Dem seçmeni de var. Meral Danışın özellikle seçim çalışmalarında bu seçmene çok fazla e, temas edip etme şansının olmadığını düşünüyorum. Daha olarak daha ee, örgütsel ilişkisi olan bir e, dem seçmeniyle temas etti ve burada bir e, çok fazla e, Ekrem Olana doğru bir oy kaymasını görmemesi aslında doğal yani örgütsel bütünlüğü olan e, daha çok ilk halkayla e, şu ana kadar Meral Danış temas etti e, seçim çalışmalarını biraz o taraflarda yaptı burada ilk halkada bir e, çözümlerin olmaması çok daha doğal ama. Kamu yoklamaları gösteriyor. Özellikle bir seçmen ilişkisi kuran, demle bir seçmen ilişkisi kuran e, insanlarda Ekrem İmamoğlu ya da AKP iktidarına karşı bir pozisyon alma devam ediyor. Bunu da kamu yoklamalarında evet. görüyoruz. Tabii Meral Danış'ta işte bunu böyle ifade etmek durumunda. Hala 20 gün var ve bir partinin büyükşehir belediye başkan adayı iddiasını ortaya koymak Peki. durumunda zaten.